Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz gençler ve bugün sizlerle birbirinden duygusal, birbirinden güzel ağlama challenge'lı bir futbol bulmacası izleyeceğiz. Daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın gençler. Bir 25 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da herkes savaşa hayır yazsın bakalım. Bildiğiniz gibi Ukraynalı futbolcular falan da olacak gençler. Başımızda şu an iğrenç bir olay var ama yorumlara herkes savaşa hayır yazsın bakalım ve başlayalım diyorum. Bakalım son zamanlarda futbola duygusal anlarda neler olmuş? Efsane hoca Alex Ferguson 80 yaşına gelmiş. Kral. Gençler adamın 80. doğum gününü kutluyorlar. Hocam. Harbi efsanesin be. Bakıyoruz Muhammed Salah yine bir hayranla formasını verdi. Helal be. Teşekkürler abi. Canım abim oldu gençler. Bakıyoruz. Haaland da formasını isteyen bir çocuğa pankart hazırlamış, formasını verdi. Helal be. Bakın çocuk bağırıyor sona. Nasıl seviniyor gireye salla diye. Oha. Arkadaşlar daha küçücük çocuk nasıl biliyor sonu falan. Tottenham'den. Uf. Evet gençler adam kameramanın kamera. Kameranın kameranı mahvet gençler adama yazıklar olsun, insan bir özür diler bir sarılır falan be. Helal lan sana Feyenoordlu oyuncu. Puh sana. Gençler gördünüz mü adam çekti gitti lan. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Jonathan David de golünü annesine gönderiyor. Bu da süperdi. Burada arkadaşlar Neymar da golünü attıktan sonra ölen bir Brezilyalı şarkıcıya göndermiş golünü. Helal reis be. Helal reis adamsın be. Böyle şeyler çok güzel gençler. Bakın oradan mükemmel bir frikik golü geldi Rafinha'dan. Ve Rafinha da yine Brezilya'da öldürülen şarkıcıya göndermiş golünü. Helal olsun. Bu arada çok güzel çevirmedi mi topu, efsaneydi. Vay be. Evet gençler. Görmüş olduğunuz gibi Ukrayna'ya destek. Barcelona'lı futbolculardan, takımdan savaşı durdurun diye. Harbiden de böyle olması lazım. Yine görmüş olduğunuz gibi Ukrayna tişörtleri giymiş bütün 11. Seninleyiz Ukrayna diye. Vay be. Cık cık cık. Yine görmüş olduğunuz gibi tribünlerde de taraftarlar Ukrayna'yı destekliyor gençler. Bakalım burada ne olmuş? Gol geldi. Ve o da yine Ukrayna'ya göndermiş gençler golünü. Savaşı durdurun diye. Bizden helal olsun aldım Malinovski. Bakın topun başında Payet ile Cengiz Ünder. Ne oldu lan? Samuel Kalou birden bayıldı gençler. 6. dakikasında maçın. Bayıldı Kalou. Oha. Reis iyi misin? Aman korkuttun bizi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tribünler, oyuncular, herkes destekledi Kalou'yu. İnşallah bir şey yoktur ve şurada of gol attıktan sonra gençler iyi ki bir şey olmamış. Ölen birine gönderiyor da yine Ryan diye. Helal olsun bakalım. Durun beyler durun durun dedi. Durun dedi, durmadılar. Ve bir de gol oldu üzerine. Oğlum bu arada Türk. Gençler Süper Lig mi? Bakın o da oradan tekrar gitti. Kendi kalesine attı golü gençler.
Ve böylelikle şey olmuş. O maç kimdi gençler? Kim kimle oynadı? Ne maçıydı? Bir yorumlara yazın bakalım. Ben onu nasıl kaçırmışım, görmemişim ya. Evet, Kral Üngür Üngür alıyor Bordolu gençler. Görmüş olduğunuz gibi futbolcular gözyaşına hakim olamıyorlar ve Rodrigo'nun pası. Golazo. Ama Kral golü kutlamadı çünkü herhalde eski kulübü. Asensio golü kutlamadı, bakalım. Gençler, bu da bu ünlü futbolcu da ilk futbola başladığı eski küçük kulübünü ziyarete gitmiş. Helal. Oradaki kız futbolcularla falan ve formalarını imzalamış, resim çekilmiş, helal olsun. Bu gençler neyi kutluyor? Bangaşa Regulion, bir tane taraftar bayılmış, oraya şey gönderiyor. Oha, helal olsun be. Bangaşa Newcastle'lı bir tane seyirci bayıldı, oraya hemen gönderdiler birini. Helal olsun, vallahi helal. Oho. Hakem penaltıyı verdi. Ama adam ne dokunmuş ne bir şey yapmış. Hocam penaltı yoktu diyor oradan adam, helal olsun be. Penaltı yoktu dedi ve hakemle maçı devam ettirdi. Respect man. Hocam bana dirsek, bakın arkadaşlar şurada dirsek attı sandı hakem. Hocam bana dirsek atmadı. Yanlış karar verdin dedi ve sarı karta çevirdi gençler hakem. Helal olsun reis. Adamsın. Bakıyoruz. Aha. Adamın ayağı attı orada ama o da oha, istese gidip golü atardı gençler, atağa devam ettirirdi. Yine mi Süper Lig lan? Ama o devam etmedi gençler ve topu dışarı attı, helal olsun be. Altay Rize maçında çok güzel bir pozisyon, çok güzel bir görüntü. Rakitic. Sakinleşin dedi. Bakın orta geliyor. Son saniye gol geldi. Ve kaleci atıyor golü. Oha, helal olsun be. Nasıl duygulanmıştır gençler. Evet, dondurmanın her zamanki yaptığı bir şey. Bakın bu da yine formasını isteyen bir taraftara helal olsun. Rooney'le resim çekinmek isteyen biriyle resmini çekindi ve Agüero gençler kalbiyle problem yaşadığı ve oynadığı son maçı bilmeden. İşte gençler bu maçta kalbine bir şey oldu ve oradan öğrendi ki futbolu bırakmak zorunda. Aga be. Agüero. Bilmiyordu ki. Kral son maçı o maç. Zaten Agüero'ya veda klibi izlemiştik gençler hep birlikte. Yine gördük, yine efkarlandık. Bakın hem Mbappe penaltıyı Messi'ye veriyor. Ve Messi de boom, penaltıyı atıyor gençler. Helal olsun Mbappe. Ben kendim atacağım demedi. Messi'ye de attırmış oldu. Oha, pasın güzelliğine bakar mısın? Ne oldu orada? Gençler adam gelmiş, evlenme teklif etmiş. Görmüş olduğunuz gibi kadın futbolcuya. Oha. Aha. Görmüş olduğunuz gibi maçın ortasında, hep tam tersi olacak değil ya. Bir de kadın futbolcuya evlenme teklifi yapıldı gençler. Normalde futbolcular, erkek böyle futbolcular gol atınca gidip evlenme teklifi yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar,
Çok duygusal, çok güzel anlar izledik dünya futbolundan. Yani bu fair play'ler insanı çok mutlu ediyor, çok yüzünü güldürüyor. Daha fazlası için siperi beğenip patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Pişu.